Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Video geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, abone olun yanındaki zil tuşuna basarak videolarımızdan anında haberdar olabilir ve de Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doğan Holding'in yeni iştirak edinmesiyle beraber yeni hikaye yazmaya hazırlanan bir şirketten bahsetmek istiyorum. Bu şirketimizin adı arkadaşlar Karar Elektronik ve Karar Elektronik birkaç hafta önce artık bünyesinde Doğan Holding'in bünyesine girmiş oldu. Daha doğrusu kelimeleri söyleyemedim ama Doğan Holding iştirak olarak kareli. E, satın aldı arkadaşlar. Böyle bir haber var. Şimdi Karel e, biraz tabii ki de e, güzel bir şirket. Tabii Doğan Holding'in beğenmesi önemli olan burada. Biz de temel olarak bir inceleyelim istedim. Şimdi bakalım arkadaşlar öncelikle bir Karel'in büyümelerine bakalım, endekslerine bakalım. Nasıl bir potansiyeli var? Onları incelemek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Karel'e baktığımız zaman katılım 100 endeksi içerisinde yer aldığını görüyoruz. Bu anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi satışlarındaki büyümeye bakalım. Satışlarındaki büyümeye baktığımız zamansa 552 milyondan 1.85 milyara geldiğini görüyoruz. Gayet güzel. Fava'ya baktığımız zamansa 101 milyondan 404 milyona geldiğini görüyoruz. Bu anlamda da yine gayet güzel bir e, performansı var. Şimdi net kâra baktığımız zamansa 20 milyondan e, 121 milyona geldiğini görebiliyoruz. Bu anlamda da gayet güzel. Aslında net kârımız e, bir miktar kötü performans sergilemiş. Baktığımız zaman 2019'un 3. çeyreğinde 165'miş. E, buradan bir düşüş var. E, ama genel olarak 4 sene içerisinde büyüdüğünü söylemek gerekir. Şimdi burada ee, öz kaynaklara baktığımız zamansa ise 215 milyondan 639 milyona daha yükseldiğini görüyoruz. Yani 4 senelik büyümeye baktığımız zaman şirketin büyümesinin gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hisse iş karına baktığımız zaman e, tabi çok da bölünmesiyle birlikte e, bir miktar büyümesinin zayıf kaldığını görebiliyoruz. Şöyle iş yatırımdan hatta e, bakmak istiyorum Karel'in bölümlerini. Karel Karar genellikle bedelsiz bölünmeyi seven bir şirket. Şimdi bakalım hemen. Ee, öyle hatırlıyorum ben. Öyle kaldı aklımda. E, ee, açıkçası bunu incelemedim. Şimdi bakalım arkadaşlar Karel'in hemen bölünmelerine ve bölünmedeki tarihsel verilerine. Şimdi sermaye artırımları temettülere baktığımız zaman bakın şirketimiz e, 2021'in eylül ayında %242 bedelsiz vermiş. Daha öncelerde 2011 ve 2010'da %20 ile %25 bedelsiz yapmış. Yani genel olarak e, hiç bedellisi bakın yapmamış yani hiç bedellisi yok. Genel olarak bedelsiz bölünmeyi seven bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. E, bundan kaynaklı tabii ki de hesabı işkarındaki artışlarda bir miktar sınırlı kalmış. Şimdi e, burayı kapatalım. Şimdi genel olarak büyümesinde ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel bir büyümesi var. İsa Bıçkarı'ndaki büyümesi de dediğimiz gibi bölünmesinden kaynaklı olarak şimdi burada e, sektörel bazı durumuna bakmak istiyorum. Karal Elektronik Telekom Teknolojileri sektöründe yer alan bir şirket. Ödenmiş sermayemiz 200 milyon TL, piyasa değerimiz de 2,5 milyar TL. E, ödenmiş sermayemizin ve piyasa değerinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Halka açıklık oranı da %29 yine gayet güzel seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Şimdi kaldıraç oranımız %72'lerde sektörüne göre baktığımız zaman e, makul diyebiliriz. Zaten iştirak şirketi olduğu için kaldıraç oranıdır. Net borç/öz kaynaklardır. Bunların artık e, çok bir önemi kalmıyor. Genelde iştirak şirketlerinde bu oranlar yüksek olabiliyor. Şimdi net borç/öz kaynaklara baktığımız zaman 1,43 olduğunu görüyoruz. Bakın sektöre göre fazla kalmış. E, aktif karlık ve gösterme sermaye karlığı anlamında e, şirket sektörüne göre iyi durumda. FK'ya baktığımız zaman 20 milyardı. aslında FK 20 olarak yüksek ama e, sektörüne baktığımız zaman sektörün genel olarak kar elde edemediğini görüyoruz. Bundan dolayı da iyi olduğunu söyleyelim. E, PD dediğimiz sektör ile bir miktar pahalı kalmış sektörüne göre bir miktar pahalı kalmış ama çok abartı bir pahalılık da yok PD anlamında. Şimdi FD baktığımız zamansa 8.44 yine bakın favok anlamında da e, sektör bir miktar zayıf kalmış. Negatif bir favoya var. E, bundan dolayı da Karal bu anlamda iyi kalmış. Piyasa deri bölü satış anlamında şirket sektörüne göre pahalı kalmış diyebiliriz. E, bu anlamda satışlarının bir miktarda artırması gerekiyor. Satış demişken ayrıca e, Karel'in daha doğrusu Doğan Holding'in e, CEO'sunun açıklamaları var. Onları da birazdan göstereceğim. E, bu anlamda pahalı kaldığını söyledik. Net borç bölü baktığımız zaman bakın burada 2.25 bu anlamda sektöre göre gayet iyi kalmış. E, çünkü favok anlamında evet, favok anlamında iyi olmayan bir sektör var karşımızda. Şimdi burada e, peg rasyona baktığımız zaman hesabı karında büyüme olmadığı için tabii ki de peg rasyosu 1'in üzerinde kalmış arkadaşlar 1.41 olarak e, ama pek da ben e, yakın zamanda düzeleceğini düşünüyorum bu iştirak haberiyle birlikte. Şimdi burada e, Karel'in genel anlamda kötü bir şirket olmadığını görebiliyoruz. E, burada Doğan Holding'in e, haberi var hemen ona bakalım. Şimdi Karel Elektronik sermayesinin %40'ına ve 30 e, Haziran 2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan ve İstanbul Ticari Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen Karel Elektronik Esas Sözleşmesi tadili kapsamında oyaklarının %55.6'sına tekabül et, Eden toplam 80 milyon adet payı 10,53 fiyatla almış arkadaşlar ve bunun da maliyeti 842 yani yaklaşık 843 milyon olmuş yani Doğan Holding 843 milyon TL vererek Karal Elektroniği iştirak yapmış durumda ve şirketin yaklaşık olarak yüzde 40'ına sahip olmuş. Evet genel olarak böyle bir e, yatırımı var. Bir de e, Karel Elektronik hakkında Doğan Holding'in CEO'su neler söylüyor bunlara bakalım. Şimdi burada Karel'in bir sonraki seviyesi daha global bir oyuncu olması. Yani Doğan Holding'in CEO'su Karel'i artık büyütmek istediklerini söylüyorlar. Ve baktığınız zaman Karel'in özel ve geniş bir argi birimi var. Buna yatırım yapmaya da devam edeceklermiş. Yani yatırımlar bunlarla sınırlı kalmayacak. Muhtemelen sermayesindeki payları da artırabilirler. Şimdi bir diye başka neler söylemiş? Ona bakalım. Katma değerli sektörlerde daha çok yatırım yapacağız. Yani Karal gibi başka başka şirketlerde belki de alabilirler. Bunlardan bahsediyor. Karal'in cirosunu makul bir sürede ikiye katlayacağımızı düşünüyoruz. Yani burada Cirosu'nun yani şu anki makul Cirosu baktığımız zaman 1 8 milyar TL yanlış hatırlamıyorsam evet bakın 1.85 milyar TL'lik bir cirosu var ve bunu da 2'ye katlama hedefleri var hem de makul bir zaman içerisinde. Yani makul dedi belki bir sene olabilir yani bir senenin makul bir seviye süre olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Doğan Holding ve işte devir işlemleri zaten az önce bundan bahsetmiştik. Ee, evet aynı şekilde bahsettiğim şeylerden yine haberler var. Yani genel anlamda Doğan Holding'in Karel'e ciddi bir yatırım yaptığını görebiliyoruz. Ve Karel de bu haberle birlikte yeni bir hikaye yazabilir. Ve bu hikayeyle birlikte de fiyatlanabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada e, fiyatlanabilmesi için de hemen e, bir hedef fiyat belirlemek istiyorum ben. Ve hedef fiyatı da bakın burada. Ciro'sunun iki katına ulaşmasıyla birlikte oluşabileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı da şöyle Hemen buradaki ikinci sayfamıza gelelim. Bakın Kareli'de ciro beklentisi kaçtı? Son cirosunun iki katı. Yani bu e, Donald'ın CEO'sunun açıklamaları. Ve baktığımız zaman biz ne yapıyorduk? Öncelikle ciro hedefini buluyorduk. Ciro hedefini zaten vermiş e, burada CEO'su. Onu alacağız. Ve de baktığımız zaman FD bölü satışlarda da ortalamayı bulup bununla çarpıyorduk. Daha sonrasında net borcu. E, net borcu göre de piyasa değerini oluşturup onu da ödenmiş sarmaya bölüp hedef fiyatını buluyorduk. Şimdi burada Hemen hesap makinemizi açalım. Öncelikle burada ciro hedefini bulmaya çalışalım. Ciro hedefimiz arkadaşlar son cirosunun iki katı. Yani son ciromuz 1.856 milyar TL. Şimdi 1.856,3 çarpı diyelim 2. Yani ciro hedefimiz 3.71 milyar TL. Şimdi bunu ortalama firma değeri bölü satışla çarpalım arkadaşlar. 4 senenin firma değeri bölü satış ortalamasına baktığımız zaman 1.35 olduğunu görüyoruz. Ciro hedefimizde 3.71 milyar TL'ydi. Çarpı 1.35 yaptığımız zaman bakın burada yaklaşık 5 milyar TL'lik bir firma değeri hedefimiz mevcut. Firma değerimizin hedefi 5 milyar TL ise o zaman biz buradan piyasa değerini de çekebiliriz. Piyasa değeri artı net borç bildiğiniz gibi bize firma değerimizi veriyordu. Yani biz buradan net borcu çıkaracağız arkadaşlar. 5 milyar TL eksi diyelim. 912.32 ve bu işlemi yaptığımız zaman bizim gelecekteki piyasa değerimizi bulmuş olduk. O da yaklaşık olarak 4.1 milyar TL. Şimdi bunu da ödenmiş sermaye böldüğümüz zaman hedef fiyatımızı bulmuş olacağız. Hemen ödenmiş sermayemiz olan 200 milyon TL'yi de 4.1 milyar TL'yi bölelim ve baktığımız zaman bizim Karel için temel anlamda hedef fiyatımız 20,5 TL olmuş oldu arkadaşlar. Evet şimdi Karel için böyle bir hedef fiyat bulduk. Bir de teknik olarak durum nasıl? Teknik olarak da durumuna bakalım. Şimdi Karel'in tekniğine baktığımız zaman Bakın şöyle bir daralan üçgen formasyonu içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani şu anki fiyatımız 12.59 ee, ve şöyle de aslında bir yükselen kanalımız var. Daha doğrusu yükselen e, trend kanalı diyebiliriz buna. Bu trendin içine girdiğimde destek almaya e, çalışıyor genelde karar ve şu anda da bu trend bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Belki bir miktarda 12'lere doğru düşebilir ama buralardan doğru yukarı doğru destek almasını bekleriz. Yani bu üçgen formasyonunu bozmak istemiyoruz. Yani buralardan bir yerlerden destek almasını bekleriz. Ve burada formasyon hedefine baktığımız zaman ve Fibonacci'ye de baktığımız zamansa burada 18.62 ve 21.16 bölgesinin hedef fiyat bölgesi olduğunu görüyoruz. Bizim bulduğumuz hedef kaçtı 20.49 yani 20.5 dersek gördüğünüz gibi 20.5'unda hedef fiyat içerisinde hedef fiyat bölgesinde olduğunu görebiliyoruz. Yani buralara gelmesinde bir sıkıntı yok. Hem temel anlamda hem de teknik anlamda 20.5 hedefinin gayet mantıklı bir hedef fiyat olduğunu düşünüyorum Karel için. Evet bakalım karar şirketi bu iştirak eden Doğan Holding'in yeni iştiraki olması ile birlikte yeni bir kar yazabilecek mi? Global anlamda iyi bir şirket olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Umarım karar için hayırlı uğurlu olur. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım video e, sizler için faydalı olmuştur. Videoyu kapatmadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar son videomuzun ne yazık ki beğeni ve e, yorum sayıları biraz düşük kalıyor. Bu da haliyle etkileşimimizi azaltıyor. Sizden ricam videodan çıkmadan önce bir beğeni bırakıp bir de yorum bırakmanız ve eğer kanala abone değilsiniz de abone olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar uyarı olarak da Burada anlattığımız şirket kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Siz de mutlaka kendi analizinizi yapıp hisseyi kendi sürecinizden geçirmelisiniz ve kendi araştırmanızı yapmadığınız şirkete de yatırım yapmamalısınız. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.